Herkese hayırlı akşamlar. Bir kitabın ortasından programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, SASKİ Eski Genel Müdürü Sayın Doktor Rüstem Keleş. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Sağlığınız, İyiyim, sıhhatiniz iyi Allah'a mi? şükür, çok iyiyim. Malum bir pandemi dönemi atlattık, 2 seneye yakın. Hiç yakalandınız mı hastalığa? Pandemiye yakalanmadım. Yani ama tabii hastalığın etkilerini özellikle Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevimiz dolayısıyla da çok yoğun etkilerini hissettik. Ama Allah'a şükür atlattık, öyle diyelim. Hocam sizi tanıyoruz biliyoruz ama bu tip programlarda adettendir. Sizi sizden dinleyelim. Kimdir Rüstem Keleş? Nasıl bir ailede yetişmiştir? Çocukluğu, gençliği nasıl geçmiştir? Çok kendimden bahsetmeyi sevmem ama yani çok ana hatlarıyla şunlar vurgulayabiliriz. Ben Konya'da doğdum. Bir Türkmen köyü köyümüz. Torosların kuzeye bakan yüzünde bir köy, yüksek rakımlı bir köyde doğdum. Aslen ailemizin kökeni Dağıstan'dır. Yani 200-250 sene önce o bölgeden gelmiş bir ailedir. İlkokulu köyde okudum. Bir köy ilkokulunda okudum. 1960'lı yılların ve 70'li yılların köy hayatının bütün detaylarını yaşadım. Yani yokluk, fakirlik, ondan sonra efendim köyde yaşanabilecek olaylar. Yani köy sosyolojisini bütün detaylarıyla yaşadım. Bir Anadolu köy sosyolojisini fiilen yaşadım. Onun benim hayatımda çok önemli ve derin katkıları oldu. Yani onu söyleyebilirim. Bu yüzden özellikle köy hayatını anlatan romanlara karşı da çok ciddi ilgim olmuştur. Yani fiilen o olayları yaşadığımız için. Parasız yatılı olarak ortaokul ve liseyi Karaman'da okudum. Karaman'daki parasız yatılılık dönemim Türkiye'de 1974-80 arası gerçekten anarşinin ve terörün çok tırmandığı bir dönemdi. Özellikle 68 kuşağı ve onun devamı olan süreçlerin yaşandığı dönemlerdi. O dönemi de çok yoğun olarak yaşadık. Okulumuz çok hareketli bir okuldu, bir liseydi. Önemli bir liseydi Karaman'da. O yıllar işte 1974-75'li yıllar Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Teşkilatı vardı o zaman Karaman'da. İç içe olduğumuz teşkilatlardı. Yani siyaseten çok yoğun bir atmosfer söz konusuydu. O siyasi atmosferde biz de havamızı aldık. Biz de 80 ihtilaline giden süreç. 80 ihtilaline giden süreç. Ve bir sabah kalktık, 80 ihtilali olmuş. Benim de liseyi bitirip üniversiteye girdiğim yıl, 1980 yılı. Yani 12 Eylül'de ihtilal oldu. Ben de Sakarya'ya ayın 22-23'üydü tahmin ediyorum. Üniversiteye kayıt yaptırmaya geldim. Artık her şey süt liman olmuş, ortalık çekilmiş. Tam bir sakinlik hakimdi. Ve Sakarya'ya geldim. Yani 1974-80 arası lise hayatım hareketli bir dönemdir. Özellikle bunu devam ettiğimiz teşkilatlar, üniversite okul hayatımız, oradaki tartışmalı ortamlar gerçekten bugüne baktığımız zaman çok yoğun fikri tartışmaların olduğu, ideolojik tartışmaların olduğu dönemlerdi. Şiddet zirvedeydi. Korku zirvedeydi, öyle bir dönemdi. Tabii bir neslin heba edildiği dönemdir. Üzerinde ayrıca konuşulabilir. Ama kendi payımıza o dönem çok şey kazandık. Onu söyleyebilirim. İşte rahmetli Necip Fazıl'ın, Kadir Mısıroğlu'nun etkin olduğu, özellikle konferanslarıyla toplumu yönlendirdiği dönemlerdi. Onları tanıdığımız dönemlerdi. Sezai Karakoç'u fikren tanıdığımız, eserleriyle tanıdığımız, Nuri Pakdil'i, Nasım Özdel Önen'i fikren tanıdığımız ama henüz kendilerini tanımadığımız dönemlerdi. Öyle bir lise hayatımız oldu. 1980 yılında da üniversiteyi kazandım ve Sakarya'ya geldim. Geliş o geliş. 42 yıl olmuş. Hala Sakarya'dayım. Peki bu zamana kadarki ömrünüzde Sakarya'nın sizin için yeri nedir hocam? 1980 yılında Yeri, tabii önemi? mühendislik fakültesine kaydoldum. O zaman akademiydi. Sonra teknik üniversiteye bağlandı. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi mühendislik fakültesiydi. Yani gerçekten mühendislik eğitiminin teknik üniversite ayarında verildiği ki zaten oraya bağlıydı. Üniversiteden hocalarımız gelirdi, teknik üniversiteden. İyi bir üniversiteydi, iyi bir akademiydi, iyi bir üniversiteydi. Geldiğimizde tabii ihtilal olmuş. Burada öğrenci yurtları kapanmış. İşte tutuklamalar, gözaltılar, sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerdi. Burada bir evde kaldık. Daha doğrusu bir yurt evde kaldık. Şeker Mahallesi'nde. Orada bir kalacak yer bulduk. Yani bir noktada 1980 öncesi, az önce ifade etmiş olduğum işte Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar Teşkilatları'nın
koordine ettiği, organize ettiği bir evdi o zaman. Yani yurtlar kapandığı için bir evdi. Evi yurt haline getirmişlerdi. Oraya yerleştik, orada kaldık. Yani yine burada öğrenci faaliyetleri devam ediyordu. Yani aşağı yukarı hatırlıyorum 15-20 civarında ev vardı. Bu evler yine o zamanki gerçekten fedakar bir şekilde bu işlerle ilgili çalışan arkadaşlarımız, abilerimiz tarafından koordine ediliyordu, destek çıkılıyordu. Çünkü üniversite öğrencileri, buraya gelen öğrenciler gerçekten hepimiz öyleydik. Yani köyden gelmişiz, mahrumiyetler var, sıkıntılar var. El atmak gerekiyor, sahip olmak gerekiyor bu öğrencilik dönemlerinde. Böyle bir dönemdi. Evde kaldık derken bir gün böyle akşam böyle saat 9-10 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam bir jandarma polis baskınıyla uyandık. Yani böyle biraz dinleniyorduk hatta. Şikayet edilmiş. İşte bastılar. Bize pazartesiye kadar süre verdiler. Bir haftalık bir süreyi tahmin ediyorum. Burayı derhal boşaltacaksınız. İşte Sakarya'nın muhtelif yerlerinde ev aradık. Yani aşağı yukarı 1980'den itibaren öğrencilik hayatımızda yine belli bir aynı düşünce etrafında toplanmış arkadaşlarımızın koordine ettiği belli bir ev organizasyonuyla yine hayatımız devam etti. Tabii siyasi yasaklar söz konusuydu. Milli Selamet Partisi vardı, kapatılmıştı. Sonra 1983'te Refah Partisi kuruldu. 84 seçimlerine girdi Refah Partisi. Benim düşüncem tamamen genel olarak bu çizgide gelişmiş bir düşüncedir. Yani, milli görüş çizgisi. Milli görüş çizgisi diyelim bugün itibariyle. O çizgide devam etti. Öğrenci faaliyetlerinde aktif olarak bulundum. Üniversitedeki öğrenci faaliyetlerinde. 1984-85'te öğrenci başkanlığım oldu. Akademik üniversitede öğrenci başkanıydım. Hatta hatırlıyorum işte o zaman özellikle 1984-85'li yıllarda çeşitli organizasyonlar yapılıyordu. Çok resmi olmayan siyasi organizasyonlar. Onların içerisinde tamamen yer aldım. Yani 1980 öncesi ve 80 sonrası siyasi aktörleri, düşünce aktörlerinin tamamıyla tanışma, içinde bulunma, görüşme imkanım oldu. Sonra 1985 yılında burada Hak Yol Vakfı kuruldu. Hak Yol Vakfı ağırlıklı olarak eğitim ve sosyal faaliyetlere önem veren bir çizgideydi. Hak Yol Vakfı'nın ilk kurucu müdürlüğünü yaptım. Üniversiteyi bitirdikten sonra mesleki olarak mühendislik yapmadım. Hak Yol Vakfı'nın kurucu müdürlüğünü yaptım. Çarşı Caddesi'nin başında Kundakçıoğlu pasajı vardı. Orada 400-500 metrekare civarında çok güzel bir salon kiralanmıştı. O dönemde çok verimli çalışmalar oldu. Yani şöyle söyleyebilirim. Mesela 1985'te ilk defa Rasim Özdenören, Erdem Beyazıt, ondan sonra 1986-87'lerde ilk defa İsmet Özel'i buraya ben getirdim. Seher Kitabevi vardı. Biz kurmuştuk onu öğrenciler olarak 1985 yılında. Petek Çarşısı'nda. İhvan Kitabevi vardı. Seher Kitabevi vardı. Buralarda imza günleri düzenleniyordu. Yani siyasi faaliyetler bir taraftan devam ediyordu ama bir taraftan da sosyal kültürel yönden öğrenci faaliyetleri ve öğrenci faaliyetlerine bağlı olarak devam eden kültür yoğun bir çalışma vardı o dönemde. 1993 yılına kadar öğrenci faaliyetleri, sosyal faaliyetlerin içerisinde yer aldım fiilen. Aşağı yukarı o dönem Türkiye'deki birçok entelektüelin, Müslüman entelektüelin Sakarya'ya geldiği, Sakarya'da o vakfın salonu çok geniş bir salondu. Orada konferans verdiği bir dönemdi. Yani Ertuğrul Düzdağ'ından Kadir Mısıroğlu'suna, işte İsmet Özel'den efendim Rasim Özdenören'e, Mehmet Ertuğrul Düzdağ'dan İhsan Süreyya Sırmı'ya kadar o günün birçok entelektüelini buraya davet ettik. Çok güzel faaliyetler yapıldı. Sonra 1993 yılında üniversiteye öğretim elemanı olarak girdim. Master, doktora derken 2005 yılında rahmetli Aziz Başkan'ın efendim davetiyle o zaman Adasu olan Adasu Genel Müdürlüğü'ne geldim. Sonra Saski oldu biliyorsunuz. Sonra 2008-2009 yılında 1,5 yıl hem genel müdürlük hem genel sekreterlik sürecini beraber yürüttüm. 2019'a kadar. 2019 seçimlerinden sonra da Kahramanmaraş'tan Hayrettin Başkanımızın davetiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde devam ediyorum. Kısaca ana çerçevesiyle hayatımın özeti bu. Birçok düşünce. Yani şunu söyleyeyim, Sakarya
neden Sakarya'da, üniversiteyi bitirdikten sonra neden Sakarya'da kaldım? Sakarya'yı ben çok sevdim. Yani 1980-82'den itibaren çok sevdiğim bir il oldu Sakarya. Sebep de şu, İstanbul'a yakındı. Buradan düzenli olarak İstanbul'a gidiyorduk. Aşağı yukarı her hafta İstanbul seyahatlerimiz olurdu. İstanbul'daki entelektüel ve ilmi çevrelerden maksimum düzeyde istifade etme imkanımız olmuştu, oluyordu. Bu nedenle Sakarya benim çok sevdiğim, çok tercih ettiğim, yaşamayı tercih ettiğim bir il oldu. Bundan da pişman olmadım. Birçok isim saydınız hocam. İşte şairler, edebiyatçılar, evet, düşünce insanları. Ben özellikle rahmetli Sezai Karakoç'u konuşmak istiyorum sizinle. Büyük mütefekkirdi, büyük şairdi. Kendisini ne vesileyle tanıdınız, ne zaman okumaya başladınız Sezai Karakoç'u? Hastalık sürecinde de ziyaret ettiniz yanılmıyorsam. Evet. Son yani cenazesinin başında da sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okudum. Beraber arkadaşlarımızla Kur'an-ı Kerim okuduk. Son görevimizde ve son görevimi yapmaktan nasip oldu. Tabii 1974-75'li yıllarda Milli Türk Talebe Birliği'nden söz etmiştim hatırlarsanız. Milli Türk Talebe Birliği'nin kütüphanesinde İslam toplumunun ekonomi strüktürü kitabını hatırlıyorum. Sezai Karakoç'un. Hatta ismi çok garip gelmişti bize. Strüktür kelimesini telaffuz etmek de bir garipti o zaman. Tabii lise öğrencisiyiz. Mesela geçen kütüphaneme baktım. Necip Fazıl'ın ideoloji örgüsünü orta 3. sınıfta almışım. Bunlar o günün şartlarında gerçekten ağır metinlerdi. Yani bizim hemen anlayabileceğimiz, kolay anlayabileceğimiz metinler değildi. Ama baktığınız zaman İslami camiada, bu camiada o zaman yayınlanan işte Mavera dergisi vardı. Yedi Güzel Adam'ın çıkardığı. Edebiyat dergisi vardı. Nuri Pakdil Üstad'ın, rahmetlinin çıkarmış olduğu. Muhtelif yayın organları vardı. Tabii Diriliş yayınlanıyordu. Sezai Karakoç'un kitaplarıyla ilk defa Milli Türk Talebe Birliği'nde karşılaştım. Bir de abimin tavsiyeleri çok olmuştu bana bu konuda. Benim ortanca abim Ekrem Keleş, biliyorsunuz, Dirişleri Kısa Kurul Başkanlığı falan da yaptı. Özellikle Sezai Bey'i okuma konusunda onun çok yönlendirmesi olmuştu. Tabii yani Sezai Bey'i ilk okumaya başladığınızda o fikri ağırlığı, o fikri derinliği hissedersiniz. Yani sizi çeker Sezai Bey. Kendisiyle benim tanışmam, yüz yüze görüşmem 1984 yılında oldu. Ama hep kendisini okumaya başladığımızdan itibaren ufkumuzda, hayalimizde, gönlümüzde bir Sezai Karakoç portresi vardı. O portre gerçekten İslam medeniyetini bütün boyutlarıyla özümsemiş, bunu eserlerine yansıtmış, düşüncesine yansıtmış, İslam'ı berrak, arı, duru bir şekilde İslam düşüncesini anlatan bir tefekkür dünyasıyla karşılaşıyorsunuz. Bunu hissediyorsunuz. Yani diğer birçok entelektüel insanla tanıştım, yakın münasebetlerimiz oldu ama Sezai Karakoç Üstad'daki bu hissi hiçbirisinde yaşamadım. Sonra üniversiteye başladığımızda zaten bazı eserlerini okumuştum Sezai Bey'in. 1984 yılında yine bir Maraşlı olan İsmail Kıllıoğlu, hikayecidir biliyorsunuz, deneme ve hikaye yazarıdır. Ona rica etmiştik. Bizi 5-6 arkadaş bir gün İstanbul'da karşıladı sağ olsun. Ve ilk defa Sezai Bey'le, o zaman Cağaloğlu'nda Üretmen Han diye bir handa bir bürosu vardı. Çok küçük bir büroydu. Yani toplasan 10 metrekarelik bir büroydu ve büronun yarısı zaten kitapla doluydu. Yani basılmış olan kitaplar oraya depolanmış durumdaydı. Bir sade bir masası vardı. Tabii ilk intiba önemlidir. Biz Üretmen Han'a gittik. Çok heyecanlıyız tabii. Sezai Karakoç'u göreceğiz. Monorozo'yu okumuşuz o zamana kadar. Efendim Sezai Bey'le ilgili, yani kim bu insan? Yani bu kadar derinlikli tefekkür vadilerinde dolaşan, bu kadar efendim tefekkür dünyasının ufkunu ihate etmiş bu insan kim? Yani nasıl bir insandır? Bunu merak ediyorsunuz. Yani fiziki olarak merak ediyorsunuz. Tabii Üretmen Han enteresandır. Asansöre bindik. Asansör bir metre kadar yükseldi, kaldı. Bir anekdottur. Derken birisi geldi bizim orada kaldığımızı gören. İsmail Bey dedi ki, Sezai Bey geldi dedi. Tabii biz o asansörün camından görmeye çalışıyoruz Sezai Bey'i. Neyse asansör tamir edildi, çıktık. Benim tabii üstadı ilk gördüğümde edindiğim intiba, tahminlerimin çok ötesinde tefekkür derinliği olan, vakarı olan,
vakarı olan, ağırlığı olan, adeta simasında bunun izlerini gördüğümüz, bunun izleri yansıyan büyük bir mütefekkirdi. Yani ilk gördüğüm günde aşağı yukarı yani 38-40 yıla varan yani tanıdığım dönem içerisindeki süreçte bu düşüncem artarak derinleşti. Hiç eksilmedi. Bunu söyleyebilirim. İlk tanışmamız böyle oldu. Mesela o gün çok enteresandır. İlk sohbetini hatırlıyorum. Nelerin üzerinde durdu diye. O gün mesela İslam, daha doğrusu dünyadaki güçler dengesini analiz ettiğini hatırlıyorum. Mesela Çin faktörünü ve Hindistan faktörünü öne çıkardığını hatırlıyorum ve Çin'in altını özellikle çizdiğini hatırlıyorum. Şöyle bir düşünün, yani Çin'in belki analistler tarafından, dış politikacılar tarafından son 15-20 yılda yapılan analizi Sezai Karakoç tarafından 50 sene önce yapılmıştır. Yani bu anlamda çok ileri düzeyde bir tefekkür derinliği vardı. Ondan sonra hiç bırakmadım diyebilirim. Bütün eserlerini, bazılarını bir defa, bazılarını birkaç defa okudum ve etrafıma özellikle İstanbul seyahatlerimde mutlaka oraya uğrardım. İşte sohbetinden istifade ederdim ve mutlaka birkaç koli Diriliş Külliyatı'ndan kitapla buraya dönerdim. Ve burada çevremizdeki öğrenci arkadaşlarımıza, tanıdığımız arkadaşlarımıza mutlaka Sezai Karakoç'u okumaları gerektiğini hep tavsiye ederdim. Bu benim hayatımdaki en anlamlı çalışmalardan biridir. Sezai Bey çok farklı bir insandı tabii. Yani bu sohbet tabii Sezai Bey etrafında dönmeyecek ama şunu söyleyebilirim. Sezai Karakoç İslam dünyasının bana göre yaşayan son büyük mütefekkiriydi. Belki çok başka mesela Taha Abdurrahman gibi yani İslam dünyasında büyük mütefekkirler elbette var. Yani tek mütefekkir demek doğru olmaz ama yani zirve olarak konuları ele alışı, konulardaki ihatası, tefekkür derinliği, kavramsallaştırması, topyekün insanlığa olan çağrısı ve özellikle İslam dünyasına ve tüm Müslümanlara olan çağrısı, İslam dünyası, insanlık ve Müslümanlar, yani İslam dünyası böyle silsileyle gidersek, İslam dünyası, Müslümanlar ve tüm insanlık için önerileri, dikkat çektiği konular, bundan 40-50 yıl, 60 yıl önce dikkat çektiği konular, hala birçok konunun aktüelitesini kaybetmemesi, öngörüleri, bu öngörülerindeki gerçekleşmeler, bütün bunlar örneklendirilebilir. Bütün bu süreçler dikkate alındığında, şiirleri dikkate alındığında, gerçekten hem şiir sanatıyla, poetikasıyla, hem dünya görüşüyle, tefekkür derinliğiyle, hem izlediği orta yolla, ben bunun özellikle altını çiziyorum, tam bir ehl-i sünnet çizgisinde tam bir orta yol takip etmiştir. Bu çok önemlidir. Düşüncelerindeki, düşüncesindeki dengeyle, savrulmalardan, sığlığın verdiği savrulmalardan ari bir şekilde, tefekkür derinliğiyle çağımızın en büyük mütefekkirlerinden biridir. Sezai Bey, işte biliyorsunuz, ben Sezai Bey'in hayatını üç ana kısma ayırırım. Bunlardan birincisi, mülkiye kadar olan dönem. Yani hatta mülkiyeyi de dahil edebiliriz. Biliyorsunuz Sezai Bey ortaokulu Maraş'ta okumuş. Şimdi Maraş çocuk yüreğimin ateş aldığı şehirdir der üstad. Orada da özellikle Maraş Milli Mücadelesi'nin dinamiklerine dikkat çeker. Yani Maraş Milli Mücadelesi'nin kendi içindeki ateşi nasıl körüklediğini ifade eder. Bunu belki ayrıca bir konuşuruz. Yani Maraş Milli Mücadelesi, çünkü Sezai Bey üstada Fahri Hemşerlik vermek de bana nasip oldu. Yani Maraş'a gittik, bu vesileyle Fahri Hemşerlik verdik. Bir, Sezai Bey'in yani 22'li yaşlara kadar olan dönemi. Bu dönem Sezai Bey'in işte adeta fikren kendisini doldurduğu, düşünce olarak efendim kendisini geliştirdiği, derinleştiği, ateşin alev almaya devam ettiği dönemler. Ondan sonra eser vermeye başladığı dönem, yani 1990'lara kadar olan dönem. Aşağı yukarı bu dönemde irili ufaklı bakacak olursak günlük makalelerinden efendim şiirlerine, yazılarına kadar örgüleştirdiği muazzam bir diriliş perspektifi var, diriliş düşüncesi var. Yani bir yazarımızın ifadesiyle sadece bir şiirini alsanız birçok şairin bütün külliyatını çöpe atacak derinliktedir ve efendim üstün sanat eseridir. Öyle bir insan şiiriyle.
1990'da biliyorsunuz Diriliş Partisi'ni kurdu. Ondan sonra siyasi bir çalışma süreci başlattı. Yani üç kısma ayırabiliriz. Kendisi de bunu iceberg'in görünmeyen yüzü olarak ifade eder. Yani 1990'a kadar olan dönemini öyle ifade eder. Yani zaten hayatını okuduğumuzda, yazılarını okuduğumuzda o sürekliğinde görürüz. Bana bir konuşmada şöyle bir soru sorulmuştu. Sezai Bey'i tanımasaydın ne olurdu diye bir soru sorulmuştu. Ben kısaca o sorunun cevabını vererek bu konuyu toparlamış olayım. Peki Sezai Karakoç'u tanıdım da ne oldu? Bir defa Sezai Karakoç'u tanımakla perspektifimiz, ufkumuz tüm Müslümanları ve tüm insanlığı kavrayacak bir düzeye erişti. Yani bu dünyada yaşamanın, bu dünyada insan olarak var olmanın, bu dünyada tefekkür derinliği olarak eğer var olacaksa Müslümanların var olmasının en önemli nedeni Müslümanlar ve tüm insanlık. Ve bu insanlığa yapabileceğimiz, verebileceğimiz her neyse o. Bunu kavradık. İkincisi, az önce bir ifade kullandım. Sığlığın getirmiş olduğu savrulmalar diye. Türkiye'de baktığınız zaman bunun için isim ve örnek de verebilirim. Birçok insan, birçok efendim özellikle kalem oynatan birçok şahsiyetin çok çabuk savrulduklarını, 3 sene önce söylediklerini, bugün reddettiklerini, A noktasındayken bir anda B noktasına geçtiklerini, dün reddettiklerini, bugün savunduklarını görüyorsunuz. Yani buna ait çok örnek vardır. Bu kesinlikle sığlığın getirmiş olduğu savrulmalardır. Üstad'da asla böyle bir savrulma söz konusu değildir. Üstad'dan biz o dengeyi aldık. Yani o dengeli bakış açısını, o derinlikli bakış açısını aldık. Ve şunu asıl aldık Üstad'dan. Tarih kesinlikle tarihle bağlantılı ama tarihle dinamik bir bağ kuran, bu bağı tarihi günümüze taşıyabilen, dinamik bir şekilde taşıyabilen ama tarihin içinde donup kalmayan, kelimeleri ve düşünceleri bugüne taşıyıp bunu diriltebilen bir ufuk ve bir vizyon ama aynı zamanda geleceğe de bugüne taşıyabilen bir ufuk ve vizyon, bir düşünce derinliği ve tüm insanlığı kuşatan, tüm insanlıkla ilgili sorunları kuşanmış bir mümin sorumluluğu. Onun için hani üzüm kurusuyla açılmış oruç, başına çiğ yağmış namaz, bu fırtınanın önünde bunlardan başkası duramaz. Buradan da üstad çok derin bir takvaya işaret eder. Yani eğer siz ufkunuzda tüm insanlık varsa, çok derin bir takva ile, çok derin bir tefekkürle bu fırtınaya karşı durabilirsiniz. Bu meselelerle baş edebilirsiniz. Bu meselelerin üstesinden gelebilirsiniz. Buna işaret eder. Tabii son vefatından bir ay önce, 3 hafta önceydi. Kendisine Fahri Hemşerilik Berat'ı tevdi etmek üzere İstanbul'a gitmiştik. Böyle çok doyumsuz bir 4 saat beraber olduk. Kendisinden çok şey öğrendik. Allah rahmet eylesin. En son vefat ettiğinde de cenazesinin başında bulunduk. Kur'an-ı Kerim okuduk. Son görevlerimizi yaptık. Şimdi de gönlümüzde ve hep ufkumuzda üstad. Siz de söylediniz hocam. Adasu'yla çalışma hayatına başladınız. Merhum Aziz Başkan'la birlikte. Daha sonra ismi Saski oldu. Saski kurumuna çok büyük emek verdiniz. Saski çatısı altında çok büyük hizmetler yaptınız. Başta Akçay Barajı olmak üzere. Bıraktığınızda keşke şunu da yapsaydım dediğiniz bir iş var mıydı aklınızda kalan ve nasıl bir kurum bıraktınız? Arıtma tesisi olsun, içme suyu altyapısı olsun. Son zamanda bir de geçen bir programda kayıp kaçak, su kaçağı gibi bazı konular gündeme geldi. Genel olarak biraz da Saski ve Saski'de yaptığınız çalışmaları konuşalım hocam. Tabii aslında çok uzun konuşabiliriz ama çok kısa özetleyeyim. Aziz Bey Allah rahmet eylesin, buradan rahmetle anıyorum. Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz büyüğümüz. Gerçekten böyle hala onun böyle projelerimiz karşısında nasıl heyecan duyduğunu, bu şehirle ilgili nasıl heyecan duyduğunu hala bugün gibi hatırlarım. Allah rahmet eylesin. Beraber çalışmış olmaktan da onur duyuyorum. Hem onunla hem Zeki Başkan'la beraber çalışmaktan hep onur duydum, gurur duydum. Böyle bir yaz tatilindeydim. İşte başkan seninle görüşmek istiyor dediler. Sakarya'ya geldim. Başka bir işim de vardı. Bu vesileyle kendisi dedi ki bizim en büyük yatırımcı kuruluşumuz işte Adasu'nun başına seni düşünüyoruz diye. İşte istişare ettik. Ben önce
yarım doçent olmuştum. Yeni akademik çalışmalarım da iyi gidiyordu. İşte düşünmüyordum. Fakat işte istişareler yaptık. Dediler ki ya önemli bir kurum. Yani Sakarya'da da bu kurumun önemli şekilde projelerine ihtiyaç var. İşte gitmen lazım, gelmen lazım sonuç itibariyle. Böyle bir şeyimiz oldu. Adasu Genel Müdürlüğü'nde başlamamız söz konusu oldu. Tabii deprem olmuş, şehir yeni toparlanıyor. Adasu da 2003'te kurulmuş. Yani 1999 deprem olmuş. Adasu'nun kuruluşu 2003. Benden önce iki genel müdür gelmiş gitmiş. Ve 2005'in böyle hatırlıyorum bir Eylül ya da Ekim günüydü. Aziz Bey beni arabasına aldı. İşte götürdü. Baktım prefabrik bir bina. Götürüp genel müdürlük odasına oturttu. Arkadaşlar da çağırdı. İşte efendim beraber çalışacaksınız diye. Böyle bir şeyle başladık. Çalışmayla başladık. Şunu söyleyebilirim. Bir defa Saski'de biz çok yoğun çalıştık. Yani özellikle ilk bir yıl, iki yıl böyle geceleri saat 12'den önce eve gittiğimi çok hatırlamıyorum. Çok yoğun bir çalışma içine girdik. Sebep şu, Saski'nin sorumluluk alanını analiz ettiğimizde gerçekten Saski'nin sorumluluğunun şehir adına da, içinde yaşadığımız çağ adına da çok önemli olduğunu gördük. Neden çok önemli? Çünkü su çok önemli. Yani bugün işte her gün aşağı yukarı haberleri dinleseniz, içinde yaşadığımız dünyada veya internette gezinseniz su ve suya bağlı sorunlarla ilgili birçok olayla karşılaşırsınız. Ben mesela Maraş'tayım. Maraş Türkiye'nin su zengini ikinci şehri. İşte orada da bunu görüyorum çok net olarak. Yani suyumuzun, şehrinizin sahip olduğu su imkanının ve içinde yaşadığımız dünyadaki su varlığının çok olması tek başına bir şey ifade etmiyor. Bu nedenle gerçekten böyle konunun çok basit olmadığını gördüm. Göreve başladığım zaman. Üniversitedeyken de zaten sistematik çalışma, toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili çalışma faaliyetlerinin içerisinde bulunmuştum. Adasu'da da Saski'de de başlayınca öncelikle şunu gördüm. Kurumun önce kurumsallaşması gerekiyor. Yani bu çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir kurumun karar üretebilen ve süreçleri doğru yönetebilen, sağlıklı yönetebilen bir pozisyona erişmesi için önce kurumsallaşması lazım. Tabii ondan sonra İşte efendim liyakatli insanların, ehliyetli insanların iş başına gelmesi gerekir vesaire. Onlar sonraki konular. Onu gördüm ve çok yoğun emek sarf edilmesi gerektiğini gördüm. Yani şöyle söyleyeyim size, başladığım zaman kurumun bilişim altyapısı, kurumdaki teknik altyapı, ondan sonra eleman altyapısı vesaire vesaire çok basit durumdaydı. Yani bir ilin, Sakarya büyüklüğündeki bir ilin, özellikle çok yoğun göç alan, çok hızlı büyüyen bir ilin su yönetim perspektifini yönetecek pozisyonda değildi. Benim yönetim anlayışım şudur. Hangi kurum olursa olsun fark etmez. Herhangi bir kurum. Bu belediye olabilir, üniversite olabilir, bir şirket olabilir, bir STK olabilir. Benim temel olarak birinci sorduğum soru şudur. Bu kurum sorumluluk alanı içerisinde hangi vizyonla yönetilmeli? Ki hangi vizyonla yönetilmeli ki bu kurum görevini yapmış olsun. Yani belki bunun bu görevini yapmış olma sorumluluğunu insanlar fark edemeyebilir, toplum fark edemeyebilir. Ama onu bilen, onu takip eden, onun hesabını vereceğimiz bir inancımız var, Allah var. Ben Saski'deki, yani Adasu ve Saski'deki yönetim sorumluluğumu tamamen bu anlayış içerisinde yerine getirmeye çalıştım. Ve şunu gördüm. Yani su çok önemli. Mesela hemen Sapanca Gölü'nü ele aldım o zaman. Hatırlarsanız o günlerin gazetelerine bakarsanız yer alıyor. Mesela Sakarya için birincil derecede içme su kaynağına sahip bir göl yeterince korunmuyor. Ve göl bizim değil. Yani size tahsis edilmiş bir göl var. Ona dayalı olarak projeler geliştirilmiş. Ama Sapanca Gölü ile ilgili haklarınız sınırlı. Yani buradan başladım işe. Şimdi o çok detaylara girmeyeceğim. Hemen norm kadroyu oluşturduk. Çok nitelikli arkadaşlar transfer ettim kuruma. Gerçekten işinin ehli arkadaşlar transfer ettim. Öncelikli olarak kurumun içerisindeki nitelikli arkadaşların, elemanların önünü açtık. Onlara görevler verdik falan. Kurumu Sakarya ölçeğinde su yönetimini çağdaş bir şekilde yönetebilecek bir organizasyon yapısına kavuşturduk ilk olarak. Ondan sonra işte stratejik plan vesaire gibi süreçleri başlattık kurumda ve o çalışmalar devam etti.
Ve bir noktaya geldik. Ben şimdi o çok detaylara girmeden şunu vurgulayayım öncelikle. Su yönetiminin içinde yaşadığımız çağda, ben Türkiye'de ve yurt dışında muhtelif konuyla ilgili işte Dünya Su Forumları gibi, Dünya Su Ajansı'nın yaptığı toplantılar gibi, efendim işte Türkiye'deki muhtelif bu konuda yapılan çalışmaların birçoğuna katıldım. Oralarda sunumlarımız oldu, müzakerelerimiz oldu, dinlediğimiz çok önemli konuşmalar oldu. Su yönetiminin en temel unsuru su arz güvenliğidir, birincisi. Yani sizin kesinlikle sorumlu olmuş olduğunuz alanda su arz güvenliğini oluşturmanız gerekiyor. Yani buradan şunu kastediyorum. Yani o şehrin nüfus dinamini hesap edeceksiniz, içme kullanma suyu ihtiyacını hesap edeceksiniz, endüstriyel gelişimini hesap edeceksiniz ve onu 50 sene, 100 sene bir perspektifle ortaya koyacaksınız. Ve bu 50-100 sene sorun olmayacak şekilde bir su arz güvenliği oluşturacaksınız. Su potansiyeli oluşturacaksınız. Şimdi bunu oluşturmadıktan sonra kurum neyi yönetecek? Yani arz edecek suyunuz yoksa güvenli bir şekilde kurum neyi yönetecek? Birinci unsur budur. İkinci unsur, bu suyun kalitesini dünya standartlarına uygun hale getirmektir. Yani suyun olması da yetmez. Bu suyu standart bakımından insan sağlığına zarar vermeyecek, insan sağlığını tehdit etmeyecek bir kaliteye kavuşturacaksınız. Yani arıtma teknolojilerinden söz ediyorum ve korumaktan söz ediyorum. Kaynağında korumak ve arıtma teknolojilerinden. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları var. Dünyadaki hastalıkların yarıdan fazlasının kaynağı sudur. Yani bu konuyu çok uzun konuşabiliriz ama ben çok derin girmeyeceğim. Su ve suya bağlı hastalıklardır. Bugün hala suya bağlı birçok hastalığın kaynağı tespit edilemiyor. İkinci unsur budur. Ondan sonra suyu verimli yöneteceksiniz. Ondan sonra sürdürülebilirliği sağlayacaksınız. Yani bu verimli yönetimi ve kalite standartlarını ve su arz güvenliğini sürdürülebilir bir organizasyonla yöneteceksiniz. Yani suyu tahakkuk ettireceksiniz. Tahakkuk ettirdiğiniz suyu tahsil edeceksiniz parasını. Tekrar onu suya yatırıma dönüştüreceksiniz. Çünkü su yönetiminde yapmış olduğunuz sistemler canlı sistemlerdir. Eskiyen, deforme olan sistemlerdir. Onun için mesela Dünya Su Forumlarında hep bize söylenirdi. Su, su için ödenmelidir. Yani sudan aldığınız parayı tekrar suya yatırmalısınız. Tabii burada şunu da vurgulayalım. Bugün küresel ölçekte dünyada çok ciddi bir su krizinin olduğu doğrudur. Yani bugün itibariyle hemen bugün için söyleyelim. Dünyadaki nüfusun üçte biri şu an su stresi yaşıyor. Siz su savaşları çıkacak diyordunuz hocam. Çıktı zaten. Gelecekti yani dünya savaşları Meksika'da, olacak. Meksika'da, Afrika'da, mesela şu an bizim Orta Doğu'da. Hatta bırakın siz bugün köyler arasında, burada da yaşadık biz bunları. Suyla ilgili kavgalar, dövüşler oldu. Daha da artacak, onu söyleyeyim. Mesela hatırlayın bizim İzmit'le yaptığımız mücadeleyi. Yani orada tamamen bizim şeyimiz, tezimiz Sapanca Gölü'nün İnsani tüketim öncelikli kullanılmasıydı. Yani endüstriyel kullanımdan önce insani tüketim öncelikli kullanılmasıydı. Şimdi bütün bu süreçleri doğru yöneteceksiniz. Bunları doğru yönetecek teknolojiye sahip olacaksınız. Doğru yönetecek insan kaynağına sahip olacaksınız. Ben şunu söyleyebilirim. Bunu uzun uzun örnekler vererek de açıklayabilirim. 2005 yılında o zamanın DSİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Bugün milletvekili, sonra bakanımız oldu. Milletvekili bir ziyaret etmiştim onu. Daha doğrusu ondan önce Boğaziçi Üniversitesi'nde bir hocamız vardı. Su ve çevre konularıyla ilgili öğretim üyesiydi kendisi. Onu bir ziyaret ettim. Yani şunu yaptım hemen göreve başlar başlamaz. Ya Türkiye ve dünyada bu konuda neler konuşuluyor? Nedir yani su konusu nedir? Ben tamam mühendisim. Yani konuyla ilgili hesapları, kitapları biliyoruz. Ondan sonra az çok teknik tarafını biliyoruz ama yani su konusu nedir? Bunu bir anlamaya çalıştım. İlk yaptığım şey aşağı yukarı su kanalizasyon idarelerini ziyaret etmek, onların ne yaptığını görmek. Ondan sonra konuyla ilgili Türkiye'deki uzmanlarla görüşmek oldu. Yani bu çalışmaları yaptım. Mesela ilk su bütçesi kavramını ondan duymuştum ben. Dedi ki yani ilinizin su bütçesi nedir dedi bana. İlk sorusu bu oldu. Hemen dedim tamam yani gelir su gelirine, giderine vesaire gibi. Sonra Veysel Hoca'yı bir ziyaretinde bana dedi ki bir pergel al eline dedi. Böyle ilin merkezine koy, şöyle bir daire çiz dedi. Buradaki bütün su kaynaklarını değerlendir dedi. Döndüm, döner dönmez arkadaşlara dedim ki arkadaşlar Sakarya ili içerisinde ne kadar su kaynağımız varsa bunları çıkarıyoruz. Ve bu kaynaklardan
nasıl yararlanabileceğimizi değerlendireceğiz. Ya işte suyumuz var, Sapanca Gölü var. Bugün var Sapanca Gölü. Dolayısıyla mesela şeyle ilgili olarak, Akçay Barajı ile ilgili olarak, yani Akçay Deresi ile ilgili olarak bizim su ölçümlerine başlamamız 2005 yılının Eylül-Ekim aylarıdır. Yani burada ne yapabiliriz? Önce suyu bir ölçelim, daha sonra burada ne yapabiliriz konuşuruz konusunda. İlk çalışmaları başlattık. Dolayısıyla bölgemizdeki bütün çalışmaları, yani bütün su kaynaklarını bu şekilde değerlendirdik ve tamamıyla ilgili planlamalar yaptık. Şunu söyleyebilirim, özet olarak, çok vaktimiz de sınırlı, biliyorum çok şey yapmayalım, genişletmeden konuyu, şunu söyleyebilirim. Ben buradan ayrılırken bir 10-12 tweet attım, belki hatırlarsınız. Aşağı yukarı orada da şunu demiştim, yani bu konuları hemşehrilerimizin sağduyusuna emanet ediyorum diye. Aşağı yukarı orada Saski'de yaptıklarımızın tamamının özetini, ortaya koyduğumuz perspektifi ve sahip çıkılması gereken alanları işaret etmiştim. Yani orada yazmıştım. Kayıtlardadır bugün. Yani açsak sosyal medyada duruyor. Bir daha söyleyin hocam. Basında duruyor. Aklınızdaki alanların en azından önemlilerini bir daha söyleyin. Şimdi biz Saski olarak bu çerçevede neler yaptık? Yani dünyadaki çağdaş su yönetimi nedir? Ve çağdaş su yönetimine paralel olarak Sakarya'da neler yapılmıştır? Çok özet olarak şöyle toparlamak mümkün. Bir, bütün dünyada su arz güvenliği önemlidir. Sakarya'da da su arz güvenliğini oluşturacak adımlar attık. Ve bu projeleri önümüze koyduk ve bu projeler gerçekleştirdik. Mesela Sapanca Gölü'ndeki tahsisimizi netleştirdik. Bir. İkincisi, Akçay Barajı'nın ölçümlerinden başlamak üzere projelendirilmesi, ortak havuzu olarak, yani yukarı, orta ve yan havuzu olarak projelendirilmesi, planlanması tamamen Saski'de çalışan arkadaşlarımızla ekip olarak ortaya koyduğumuz bir çalışmadır. Bu arada şunu söyleyeyim, mesela Akçay Barajı'nın enerjisini almak için, bizim o barajımızı yaptırmamak için bir takım mücadeleler de olmadı değil. Bütün bunlara sağ olsun hem başkanımız hem milletvekillerimiz arkamızda durdular. Asla olamayacağını, bunun bizim burayı baraj olarak değerlendireceğimiz tezini ortaya koyduk ve müsaade etmedik. Akçay Barajı'nın yapılması. Ondan sonra Ballıkaya Barajı'nın tamamen raftan indirilmesi, bak tamamen bizim dönemimizde olmuştur. Şeye gittim, bir gün bir evrak çıkardılar şeyde, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nden, Eskişehir Bölge'den, 1982 yılında yazılmış bir evrak, 82 yılında. Şeyin fizibil olmadığı için, efendim Ballıkaya Barajı'nın yapılamayacağını karara bağlamışlar. Devlet Su İşleri Bölge Müdürü vardı, Cüneyt Bey vardı, Eskişehir'de görev yaptı. Sonra İstanbul 1. Bölge Müdürü oldu. Sağ olsun bölgeyi çok iyi bilen bir insandı. Şimdi makro bir ölçekte değerlendirdiğimizde bizim şehrimizi, şehrimizin dinamikleri, büyüme dinamikleri belli. Şehir bir defa çok hızlı büyüyor. Türkiye ortalamasının üstünde büyüyor. Yani bizim aşağı yukarı 2035'lerde öngörülen nüfusa aşağı yukarı yaklaştık biz bugün. Sakarya olarak. Şimdi eldeki su miktarına bakıyorsunuz. Su potansiyeline bakıyorsunuz. Yani Sapanca Gölü ile asla ve asla yola devam edemeyeceğimiz çok net. Ballıkaya Barajı rafa kaldırılmış. Hemen Akçay Barajı'nı devreye aldık. Akçay Barajı'nın projelendirme çalışmaları 2005 yılında ölçümle başlamıştır. Sonra 2005 yılı ölçümler devam etmiştir. Yani 2005, 2008, 2009'lu yıllara kadar devam etmiştir. Sonra projelendirme süreçleri başlamıştır. Bir de projeyi entegre bir şekilde düşündük. Yani enerji konusu da önemli olduğu için buradaki bütün su projelerimizde biz su enerji projelerini beraber ele aldık. Mesela Akçay Barajı böyledir. İşte Ballıkaya Barajı böyledir. Mesela Akyazı'da efendim Keremal'den bir su indirdik, böyledir. Çamdağ Barajı projesi böyledir. Projelendirdiğimiz bütün çalışmalarda enerji de beraber düşünülmüştür. Şimdi kabaca bir hesap yaptık. Yani insan başına tüketilen su miktarı belli, önerilen su miktarı belli, elimizdeki su potansiyeli belli. Tabii o gün için söyleyelim. Yani 2005 yılında devraldığımızda kayıp kaçak oranları da belli. Aşağı yukarı onları da biliyoruz. Bütün bunları hesap ettiğimizde, yani bir taraftan sizin su arz güvenliğini oluşturmanız gerekiyor. Bir taraftan su kalitesini, tamam Maltepe'ye bir arıtma tesisi yapılmış ama bu arıtma tesisi yeterli değil. Bir taraftan su kalitesini düşünmeniz gerekiyor. Bir taraftan bunu yönetecek sistemi, yani isale hatları ve abone yönetim sistemini, şebeke sistemini yenilemeniz gerekiyor. Bu çalışmaları yapmanız gerekiyor, planlamanız gerekiyor. Ve bütün bunları da sürdürülebilir bir şekilde planlamanız gerekiyor. Bakın şimdi şu çok önemli.
Bunu inşallah unutmam şeyin sonunda, konuşmamın sonunda. Aşağı yukarı bir hesap yaptık. Yani 2050'li yıllarda Sakarya'nın nüfusu 1 milyon 750 bin gözüküyor. Hesap ettiğimiz zaman bizim Sapanca Gölü'nün yetmesi mümkün değil. Ballıkaya Barajı rafa kalkmış. Akçay Barajı'ndan 40 milyon metreküp su alabileceğiz. Bu da yine bizim bu öngörülen nüfus için yetersiz. Ancak benim öngörüm, yani 2050'li yıllarda Sakarya'nın bu nüfusu geçeceği, eğer mevcut trendler devam ederse, tabii yani beklemediğimiz olağanüstü gelişmeler olur, bilemeyiz. Ama mevcut trend devam ederse, benim öngörüm, yani 2050'li yıllarda Sakarya'nın bu nüfusu geçeceği yönünde. Hesap ettiğimiz zaman çok daha fazla su potansiyeline ihtiyacımız var. Dedik ki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne kesinlikle Ballıkaya Barajı'nın yapılması lazım. O zamanlar bu planlamalar devlet planlama teşkilatında yapılıyordu. İnanın Engin Bey kayıtlarda duruyordur. Ballıkaya Barajı biraz pahalı bir baraj. Sebep şu, kamulaştırmalar çok fazla. Çok değerli arazi var, kamulaştırmalar çok fazla. Bir de İsale fay hattı geçiyor oradan, deprem fay hattı geçiyor. Deprem güvenliği bakımından yapılacak barajın güvenliği son derece önemli. Sağ olsun Veysel Bey buraya kadar geldi. O zaman Haydar Bey vardı, sonra genel müdür oldu. Bu konularda deneyimli birisiydi. Hatta yerine kadar gidildi. Yerinde incelemeler yapıldı. Devlet Planlama Teşkilatı baraj çok pahalı olduğu için karşı çıktı. Yani dediler ki çok pahalı bir baraj. Orada inanın defalarca Ankara'ya gittim ve kesinlikle Ballıkaya Barajı'nın bölge için, yani sadece Sakarya için değil, Kocaeli için de çok önemli olduğunu, o su kaynağının baraj olarak değerlendirilmediği takdirde verimli bir şekilde değerlendirilemeyeceğini, hem Sakarya'nın hem Kocaeli'nin bu gelişme dinamikleri dikkate alındığında kesinlikle Ballıkaya Barajı'na ihtiyacı olduğunu çok net olarak ortaya koyduk. Ve sonuçta Devlet Planlama Teşkilatı'nı ikna ettik. Onlar da ikna oldular ve yatırım programını aldılar. Bu birinci handikaptı. İkinci handikap şuydu. Devlet Su İşleri Genel Müdürü şöyle bir planlama yaptı. Düzce Tekirdağ arası bir master plan hazırladı. İşte Düzce Tekirdağ arasındaki bütün illeri kapsayan bir su master planı. Planı bir inceledik. Sapanca Gölü tedricen Kocaeli iline bırakılıyor. Ballıkaya Barajı 189 milyon metreküp su potansiyeliyle bize bırakılıyor. Böyle bir planlama yapılmış. Dedik ki tamam bu bize bırakılıyor. Peki bunun bütün borcu ne olacak? Bütün borcu da Sakarya'ya bırakılıyor. 2 yıl aşağı yukarı biz o protokolü imzalamadık. Yani bunu o zaman Zeki Başkan'ın önüne koyduk. Dedi ki başkanım bu kesinlikle kabul edilebilir bir husus değil. Sapanca Gölü bizim her şeyimizdir. Yani Sapanca Gölü bizim için sadece bir göl değil. Sonuç itibariyle işte Kocaeli'nin su ihtiyacı olduğu da ortaya kondu. Dedik ki o zaman Kocaeli'nin su ihtiyacı varsa Ballıkaya Barajı'na ortak yaparsınız borcuna. Ballıkaya Barajı'ndan su verirsiniz. Oraya ishalat da yaparsınız. Sonuçta bunu da kabul ettirdik, edildi. Ve bizim şöyle söyleyeyim, 67 milyon metreküp Sapanca Gölü'ndeki hissemiz. 40 milyon metreküp Akçay Barajı. 107 milyon metreküp. Akçay Barajı, Ballıkaya Barajı 189 milyon metreküp. %58'i bizim, %42'si Kocaeli'nin. Yani herkes aldığı oranda borca da iştirak edecek bittiği zaman. 110 milyon metreküp de oradan hissemize su düşüyor. 220 milyon metreküp. 220 milyon metreküp aşağı yukarı. Maden Deresi'nde planlamış olduğumuz Çamdağ Barajı'nda hesap ettiğimizde 250-260 milyon metreküp bir su potansiyeli oluşmuş oldu. Şimdi bu asla hayali değil, şöyle değil. Ballıkaya Barajı bugün gövde çalışması bitti. Ben buradan ayrılırken ishalattı ve arıtma tesisiyle ilgili protokolü imzalamıştım Devlet Su İşleri'yle. Tabii takip edilmesi gerekiyordu. Ne oldu bilmiyorum. Ama kesinlikle Ballıkaya Barajı'nın bir an önce bitirilip devreye alınması gerekiyor. Çünkü bizim doğu bölgemizdeki ilçelerimiz, yani Hendek, Karapürçek, oradan ta Yeşilyurt'a kadar olan bütün bu bölgede su kaynaklarımız var. Bunları yönetiyoruz. Yani Hendek'te efendim Aksu kaynağımız var. Karapürçek'te su kaynaklarımız var. Ne deresiydi? Bıçkıdere. Ondan sonra Yeşilyurt'ta var su kaynaklarımız ama biz bütün bu su kaynakları, yani yerel lokal su kaynakları yine elimizde kalsın, kalmaya devam etsin ama merkezi bir kaynaktan, kesintisiz bir kaynaktan su alalım. Çünkü zaman zaman bu su kaynaklarında azalmalar meydana gelebiliyor. Özellikle bizim Temmuz, Ağustos, Eylül aylarındaki kullanımımız pik yapıyor biliyorsunuz.
Bütün bunlar hesap edildiğinde Engin Bey, aşağı yukarı Sakarya nüfusunun 3 katına yetecek bir su arzı oluşturulmuş oluyor. Şimdi çok sevindiğim bir husus şu, Balıkaya Barajı'nın gövde dolgusu bitti. Yani inşallah eninde sonunda o ishalatları yapılır, arıtma tesisi yapılır ve Balıkaya Barajı şehrimizi beslemeye devam eder. Zaten Akçay Barajı bitti. Çamdağ Barajı projesi, ÇED raporu dahil her şey hazırdı, taş ocağı dahil her şey hazırdı. Son öğrendiğime göre herhalde Devlet Su İşleri devralmış projeyi. Bu da çok sevindirici bir gelişme. Yani Devlet Su İşleri eninde sonunda o projeyi yapar, takip edilirse yapar. Ama burada olmuş olsaydım niyetim 2019 yılında temelini atmaktı. Kesinlikle. Çünkü belli bir kredi de almıştık biz şey için, Çamdağ Barajı için. Kesinlikle temelini atmaktı. Çünkü biz o bölgede aşağı yukarı 18'e yakın sondaj çalıştırıyoruz. Yani orada maden deresi var ama yazın azalıyor, yetmiyor. Hem Koca Ali hem Karasu'ya. Biz orada sistemi Çamdağ Barajı yapılacak şekilde kurduk. Kuyumcul'da 7500 metreküplük depo yaptık. İshalatları tamamen yenilendi, şebekeler tamamen yenilendi her iki ilçemizin de. Deposuyla, ondan sonra efendim ishalatlarıyla orada sistemi biz baraj yapılacak şekilde oluşturduk. O bölge çok gelişen bir bölge, özellikle yaz aylarında nüfus son derece artıyor. Kurduğumuz sistem şuydu en son, onu söyleyeyim, hala bu sistem geçerlidir. Hızır İlyas Tepesi bizim su yönetim merkezimiz. Sapanca Gölü'nden aldığımız su, Akçay'dan gelen su, Balıkaya'dan gelen su orada buluşuyorlar. Buradan bu su bir taraftan ta Kaynarca'nın köylerine, bir taraftan aşağı yukarı Akyazı sınırlarına kadar, bir taraftan Geyve sınırlarına kadar, şehrimizin tamamı, bir taraftan da ta efendim Söğütlü Ferizli'ye kadar buradan besleme imkanımız oluyor. Yani şöyle düşünelim, Akçay Barajı'nın suyu şeye de gidiyor, Kaynarca'ya da gidiyor. Akçay Barajı'nın suyu Söğütlü Ferizli'ye de gidiyor. Balıkaya Barajı geldiği zaman Balıkaya Barajı'nın suyunu şehirler de içecek. Kaynarcalılar da efendim bir taraftan Söğütlü Ferizli'ye de ulaşmış olacak. Şey yapıldığı zaman, Çamdağ Barajı yapıldığı zaman Çamdağ Barajı da o taraftan bu tarafa doğru besleme yapacaktı. İnşallah Devlet Su İşleri de o barajı yapar. Dolayısıyla bu neden önemli? Bu planlama şu açıdan önemli. Mesela biz eğer Akçay Barajı'nın suyuna sahip çıkmamış olsaydık, orada bir enerji projesi yapılacaktı. Biz o barajı yapamazdık. Maden deresindeki suya sahip çıkmamış olsaydık, yarın birisi gelirdi oradan efendim bir enerji projesi yapardı orada. Su hakkını elde edeme, su hakkı elimizden çıkardı. Bu nedenle bölgemizdeki su kaynaklarına, yani şöyle söyleyeyim, Sakarya'da bugün ve gelecekte yaşayan nesiller adına Sakarya'nın su kaynaklarının tamamına bu anlamda sahip çıkılmıştır. Sahip çıkılmakla kalmamış, planlanmıştır. Ve bunlar inşallah, yani zaten bunlardan iki tanesi hayata geçti sayılır. Balıkaya Barajı da artık bundan sonra tahmin ediyorum, yani Devlet Su İşleri tarafından tamamlanır, takip edilir. Ve Devlet Su İşleri inşallah Çamdağ Barajı'nda yaparsa o bölgede de sorun kalmaz. Çünkü o bölgede bizim sondajlar güvenli su arzı oluşturmazlar. Yani su arz güvenliği, onu kastediyorum. Yani önemli olan sizin istediğiniz zaman emre amade su kaynaklarınızın elinde olmasıdır. Bu nedenle bunu su arz güvenliği anlamında bunu ortaya koyalım. İkincisi 11 içme suyu arıtma tesisi yaptık burada. Benim dönemimde yapılan arıtma tesisi 11 tane içme suyu arıtma tesisidir. Bu arıtma tesisleri Siemens tarafından yapılmıştır. Bunların bir kısmını biz sonradan kendimiz projelendirdik benzer şekilde. Sadece bir örnek vereyim. Bu Siemens tarafından yapılan bu arıtma tesisini Amerika'ya incelemeye gittiğimde oradaki bir tesiste bulanıklık değerinin 0.25 olduğunu görmüştüm. Yani bulanıklık değeri NTU ile ölçülen bir değerdir. Bizim standartlarımızda 1'dir. Yani 1'den büyük olmaması gerekiyor o değerin. Ya acaba biz de bir gün Sakarya'da bu değere ulaşacak mıyız diye hayal ediyordum. Allah'a şükür burada biz o değerin altına düştük Hızır İlyas Tepesi'nde. Tabii bu tesislerin sürekli kontrol edilmesi, efendim takip edilmesi, bakımlarının yapılması, efendim içindeki malzemelerin vesaire sistemlerinin korunması, takip edilmesi gerekiyor. Bunlar full otomasyon sistemlerdi. Türkiye'ye örnek oldu bu sistemler. Yani bölgemizde bırakıp vatandaşımıza ulaştırmış olduğumuz su, dünya standartlarında, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu standartların üstünde kaliteye sahip, gönül rahatlığıyla içilebilecek suydu. İnşallah öyle devam ediyordur. Ben yine geldiğimde musluktan su içiyorum.
o arıtma testleri çalışıyordur. Su kalitesi de bu. Bir diğer üçüncü husus su yönetim bakımından şebekenin verimli yönetilmesi konusuydu. Zaten hatırlarsanız depremden sonra bizim merkez şebekelerimiz yeni yapılmıştı. Bir takım eksikler olmakla beraber kayıp kaçak aşağı yukarı %40-45'lere kadar düşmüştü o zaman merkezde diyorum. Bazı ilçelerimizde yüksekti. Yani mesela Erenler'de yüksek olan bölgeler vardı. Bazı işte kırsalda bazı bölgelerimizde yüksekti. Dolayısıyla ben buradan ayrılırken yaptığımız hesaplar ve sunumlarda vardır, bu kayıtlarımızda vardır. Hatta bakanlığa biz her yıl bunları bildiririz. Su yönetimi genel müdürlüğüne su kayıp kaçaklarını bildirir SASKİ. Oranları bildirir. %36 ile bıraktım gittim ben merkezdeki, totaldeki su kaybımızı. Ha, bunların içerisinde bazı bölgelerde yüksek oranlar vardır, bazı bölgelerde düşüktür. Ortalamadan söz ediyorum. Mesela Serdivan'da bizim yenilediğimiz bölgelerde %1'lere, %5'lere düşen oranlar vardı. Erenler'de yenilediğimiz bölgelerde %5'lere, onlara düşen oranlar vardı. %0 olan noktalar vardı. Malzeme seçiminde hiçbir şeyden kaçınmadık. Düktil font boru kullandık. Dünyanın en yüksek standarttaki borusudur. 100-200 yıl ömrü vardır. Suyun kalitesini son derecede mükemmel koruyan malzemeye sahiptir. O borularla biz mevcut şebekeyi yeniledik. İlçelerde de aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. Merkez bitmişti. Yani çok az kısımlar kalmıştı. Geybe'nin altyapısını yeniledik. Tamamen yenilendi. Yani kanalizasyon dahil söylüyorum, arıtma tesisi dahil söylüyorum. Taraklı tamamen yenilendi. İçme suyu kanalizasyon. Pamukova tamamen yenilenmişti benim zamanımda. Kaynarca kanalizasyon duruyordu, içme suyu tamamen yenilenmişti. Kanalizasyonla ilgili de çalışmalar başlatmıştık. Ondan sonra Karasu, Kocaali tamamen yenilenmişti. Kanalizasyon ve içme suyu olarak tamamen yenilenmişti. Akyazı'da kısmi yenilemeler yapmıştık. Sapanca, Akyazı ve Hendek'in projeleri tamamen hazırlanmıştı. Bunların aslında yani Sapanca'nın, Akyazı ve Hendek'in de bazı bölgelerinde eskiyen bölgeler var. Bu bölgelerin de tamamen yenilenmesi gerekiyor. Yani tahmin ediyorum devam ediyordur. Yani öyle umuyorum. Bu sistemi kurmuştuk. Bir diğer husus şu. Şimdi bakın, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. 30 büyük şehir var Türkiye'de. SASKİ bütün bu yatırımları yaptı. Su ücretleri Türkiye'de 30 büyük şehrin içerisinde 22. sıradaydı. Yani su fiyatlarını da biz Türkiye ortalamasının üstüne asla çıkarmadık. Yani vatandaşın ödeyebileceği makul bir düzeyde tuttuk. Yani hem bu yatırımları yaptık, hem bu süreçleri işlettik, hem de suyu makul bir fiyata hemşehrilerimize verdik. Tabii burada asıl vurgulamak istediğim en önemli konu şu. Şimdi enerji fiyatlarının patlama yaptığı bugün düşündüğümüzde bizim yapmış olduğumuz Adasu HES, Keremali HES ve Akçay HES'ler çok büyük değer ve önem kazanıyor. Kabaca şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı SASKİ'nin o zaman 80-85 milyon kilowatt enerji tüketimi vardı toplamda. Biliyorsunuz bu üretilen enerjiler EPİAŞ'ın internet sitesine giriyor. Ben bazen bakıyorum zaman zaman Türkiye'de kim ne üretmiş falan diye bakıyorum zaman zaman. Aşağı yukarı bizim zaten Adasu HES 9.6 megawatt kurulu güce sahip. Akçay HES'ler 11.2 megawatt. Keremali HES 0.5 megawatt. Yani toplam bu 3 santrallerde ürettiğimiz enerji, toplam enerji bizim SASKİ'nin tüketmiş olduğu enerjinin tamamını karşılayacak kapasiteye ve düzene sahip. Bu ne demek? Bu şu demek. TL olarak ifade edecek olursak aşağı yukarı yılda 6-7 milyon dolar enerji girdisi demektir. Bugün hesap edecek olursanız bu para sizin bugün altyapı konusundaki eksiklerinizin tamamını her sene birini gidermek şartıyla telafi edecek bir miktardır. Özet olarak bunları söyleyebilirim. Hocam 1-2 dakikamız kaldı. Vakit bitmiş. Son olarak da suya çok vakit ayırdık. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Maraş'tan Sakarya'ya ne zaman döneceksiniz? Size tekrar Sakarya'ya hizmet eder bir pozisyonla görebilecek miyiz? Ya Allah aşkına Maraş'ta çok güzel, yani çok nitelikli bir başkanla çalışıyorum. Çok kaliteli bir insanla çalışıyorum. Çok da güzel işler yaptık. Yani 3 sene içerisinde gerçekten geldiğimiz nokta çok güzel bir nokta. Allah'a şükür çok güzel hizmetler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yani şimdi insanın kendi çizdiği bir plan oluyor.
Bir de planım üstünde Allah'ın bir takdiri var. Biz de ona teslim olmak durumundayız. Yani Maraş'ta benim hiç düşüncem de yoktu, hayalim de yoktu. Saski de yoktu, Adasu da yoktu. Yani ben işte akademik çalışmalarıma devam eder giderim hesabındaydım. Allah nasip ederse bu dönemi orada tamamlayacağız. Yani sonuç itibariyle önümüzde seçim süreçleri var. En güzel şekilde o süreçleri orada ikmal edeceğiz. Ondan sonra oturup istişare edip büyüklerle, efendim arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla, ailemizle bu topluma, bu insanlığa nasıl daha fazla hizmet edebiliriz? Ona bakacağız. Yani bizim aldığımız terbiye, bizim aldığımız eğitim, tanıdığımız büyükler, insana hizmeti en büyük derece olarak, en büyük sevap olarak, en büyük makam olarak kabul etmişler. Hiç ayrım yapmadan insanlığa hizmeti, insana hizmeti. Bu nedenle içinde yaşadığımız topluma eğer bir şey verebilecek A pozisyonu olur, B pozisyonu olur. Yani böyle bir şeyimiz yok ama yani kesin niyetimiz şu, bu topluma gerçekten bizim toplumumuz, insanımız sağduyusu güçlü, yapılanı takdir eden vefakar insanlardır. Eğer elimizden bir şey geliyorsa, müktesebatımızla bir şey yapabileceksek topluma, bu A pozisyonu olmuş, B pozisyonu olmuş önemli değil. Onu vermek için elimizden gelen gayreti gösteririz. Allah'ın takdiri neyse o olur. Ama niyetimiz inşallah bu dönemi orada tamamlamak, ondan sonra tekrar Sakarya'ya dönmek. Sakarya'dan zaten kopmadık. Ailemiz, çocuğumuz burada. Bizim bütün efendim hücrelerimize işlemiş bir şehir Sakarya. Severek yaşadığımız, her sokağını hissettiğimiz bir şehir. Yani düşünün ben Sakarya'ya geldiğimde sadece Uzun Çarşı vardı. Çarşı Caddesi'nin oluşumundan Sakarya'nın büyümesine, bugünlere gelmesine, her şeyine tanıklık ettik. Sosyal hayatının bütün zerreleriyle içinde bulundum. Bütün efendim aktörlerle içli dışlı olduk. Ortak çok dostlarımız var. Yani beraber tanıdığımız, tanımaktan gurur duyduğumuz. Kimisi hayata veda etti. Onları rahmetle anıyoruz. Oradan her gün böyle rahmetle andığımız insanlar var Sakarya'da. Onları da buradan bu mübarek günde rahmetle analım. İnşallah Allah nasip eder. Tekrar kaderimizde varsa tekrar bu topluma hizmet ederiz. Yoksa Allah'ın takdiri neyse olur. Temennimiz bu. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Bir Kitabın Ortasından programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Saski Eski Genel Müdürü Sayın Doktor Rüstem Keleş'ti. Önümüzdeki hafta Allah nasip kısmet ederse başka bir konukla aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.